İlmi, gelsene seninle bir şey konuşalım. İlmi, ne diyeceğim bak. Ne oldu Ali? Bir eksik mi kaldı? Hallederim. Yok ya, öyle bir şey değil. Yani bu yaşadığımız süreçte gerek babamın ölümünden sonrası olsun, gerek cenaze işlemleri olsun. Bak Ali, öyle teşekkür edeceğim falan deyip benim canımı sıkma. Ne dedik? Senin babansa bizim de abimiz. Ya tabii ki öyledir de işte. Benim tabii ilk kez babamız öldüğünde her şeye yetişemedim haliyle. Yetişemezdim de zaten. Senin sayende her şeyi olayca hallettik. Allah razı olsun. Ben babamı erken kaybettim Ali. Anam bir kenarda ağlarken küçük başımla odanın kapısından babamın üstünde beyaz örtü varken izledim. Üstünde kolum kadar bir bıçak vardı. Bıçak ne işe yarayacak diye düşündüm en başta. Kesmezlerdi babamı herhalde. Sonra yine baktım babama. Kapı gibi adam. Ben de sırtlarımda taşırım bu adamı, gömerim diye ağlamaya başladım. İşte tam o anda Şerif abi vurdu sırtımı. Kenara çekil bakalım delikanlı dedi. O, Tahsin abi, bir de mahalleden birkaç delikanlı alıp götürdüler babamı. Anamın yanına koştum hemen. Babamı götürüyorlar demeye. Bir baktım anam da yanlarında. Sağ olsunlar. Her şeyi hallettiler. Yıkattılar, gömdüler. Bana sadece anamın yanında ağlayıp uyuyakalmak düştü Ali. Sonra bir uyandım. Babamı gömmüşler. Anam yemek yapıyor. Ondan işte Ali. Bak sakın teşekkür ederim falan deyip canımı sıkma benim, tamam mı? Senin babansa bizim de abimiz. Allah razı olsun.